Bir gün küçük kızın aklına harika bir fikir gelir. En muhteşem şeyi yapacaktır. Merhaba çocuklar. Ben Yeliz Mutlusoy. Mod Efendi sınıf öğretmeniyim. Zaman zaman hepimiz büyük planlar yaparız. Bu planları gerçekleştirmek için çok çabalarız. Çok uğraşırız. Emek veririz. Ve sonucunda da istediğimizi elde edemezsek hayal kırıklığı yaşarız. Peki acaba burada önemli olan şey ne? Ortaya çıkan şeyin muhteşem olması mı? Yoksa yapmaya çalıştığımız süre boyunca öğrendiklerimiz mi? Bugün birlikte En Muhteşem Şey adlı kitabı okuyacağız. Bakalım küçük kahramanımız böyle bir sorunla nasıl baş etmiş. Hadi başlayalım. İşte sıradan küçük bir kız ve onun dünyadaki en iyi arkadaşı. Küçük kız ve arkadaşı her şeyi birlikte yapar. Birbirleriyle yarışır, beraber yemek yerler. Keşifler yapar, dinlenirler. Küçük kız yapar, arkadaşı bozar. Bir gün küçük kızın aklına harika bir fikir gelir. En muhteşem şeyi yapacaktır. Nasıl görüneceğini de, nasıl çalışacağını da çok iyi bilir. Geriye kalan tek şey onu yapmaktır. Ve küçük kız zaten her zaman bir şeyler yapmaktadır. İşi çok kolay olacaktır. Önce kendine bir yardımcı tutar. Sonra birlikte malzemeleri toplarlar. Yol kenarında bir yere kurulur ve işe koyulurlar. Küçük kız malzemeleri kurcalamaya başlar. Çiviler çakar, ölçüp biçer. Yardımcısı ise zıplayıp homurdanır. Neler olduğunu anlamaya çalışır. İşi bitince eserini hayranlıkla seyretmek için bir adım geri atar küçük kız. Kendisi bir taraftan, yardımcısı diğer bir taraftan dolaşarak eseri incelerler. Düzgün gitmeyen bir şeyler vardır. Yardımcısı kenarından tutup şöyle bir sallar. Uf, gerçekten de olmamıştır. Yaptıkları şeyin hiç de muhteşem olmadığını anladıklarında çok şaşırırlar. İyi, hatta işte idare eder bile değildir. Baştan aşağı yanlıştır. Küçük kız yaptığını bir kenara fırlatır ve yeniden denemeye koyulur. Daha pürüzsüz, kavisli ve ayrıntılı bir şey yapmaya çalışır. Yardımcısı ise etrafta gezinir, onu bunu çekiştirir, kuyruğunu sallar. Küçük kız çalışmayı bitirince ayağa kalkar ve yine uzun uzun bakar eserine. Yardımcısı patisiyle hafifçe dokunur. Uf, bu sefer de olmamıştır. Küçük kız tekrar denemeye karar verir. Testere ile doğrar, yapıştırır, parçaları denkleştirmeye çalışır. Sonra ayağa kalkıp bir daha bakar, uzun uzun inceler. Döndürür, büker, çıkarıp takar. Düzeltip dik tutar ve dikkatlice bakar. Daha iyi bir şey yapmak için her yolu dener. Kare yapar, yuvarlak yapar, ayak takar, anten ekler. Tüylü bir şeyle kaplar. Uzun, kısa, küçük, büyük, sert, yumuşak pek çok şey dener. Fakat hiçbiri muhteşem olmaz. Harıl harıl çalışması birkaç hayran toplamıştır başına. Ama o insanlar da ne olduğunu anlamaz. Küçük kızın aklındaki muhteşem şeyi göremezler. Küçük kız öfkeden çıldırır. Sinirlendikçe daha hızlı çalışır. Yaptıklarını parçalayıp yeniden şekil verir. Sıkıştırıp birbirine yapıştırır. Oyuklara minik parçalar sokuşturur. Elleri bu iş için fazla büyük, zihni ise bir türlü olmayan şeylerle fazla doludur. Bu şey artık olsun lütfen. Ve sonunda olan olur. Parmağını sıkıştırır. Ah! Diye bağırır. Parmağı çok acımıştır. Kendini hiç iyi hissetmiyordur. Hem de hiç. Ben bu işi beceremeyeceğim. Bırakıyorum, der. Yardımcısı yürüyüşe çıkmayı teklif eder. Yürüyüş önce pek işe yaramaz. Fakat çok geçmeden küçük kız kendini daha iyi hissetmeye başlar.
Yavaş yavaş o öfkeli hali kaybolur. Yardımcısıyla dolaşırken küçük kız ilk yaptığı yanlış işle karşılaşır. Tam tekrar kendini kötü hissetmeye başlayacakken şaşırtıcı bir şey fark eder. Tüm bu yanlış şeylerin içinde aslında son derece doğru parçalar vardır. Birinin civataları, diğerinin şekli, ötekinin tekerlek oturak orantısı. Kısacası küçük kızın istediği tüm parçalar oradadır. Yolun sonuna geldiğinde artık bu muhteşem şeyi nasıl yapacağını bilir. İşe koyulur. Dikkatli ve yavaş bir şekilde çalışır. Düzeltir, çiviler çakar, büker, ayarlar, yapıştırır, boyar. Yardımcısı ise bu sırada herhangi bir şeyin küçük kızın dikkatini dağıtmasını engeller. Akşam olmak üzeredir. Küçük kız sonunda çalışmasını tamamlar. Yardımcısına haber verir. Dikkatlice uzun uzun bakarlar. Biraz sola yatıktır. Biraz beklenenden ağır olmuştur. Boyası üzerinde de biraz daha çalışmak gerekebilir. Yine de bu tam küçük kızın istediği gibidir. Bir tur atmak için üzerine çıkıp sürmeye başlarlar. Bu defa hayal kırıklığına yer yoktur. Bu gerçekten en muhteşem şeydir. İşte böyle. Başarılı olmak mükemmele ulaşmak demek değildir. Başarılı olmak denemekten vazgeçmemektir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve kocaman öpüyorum hepinizi. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.